Geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz mi? Sizin her zaman bizim başımızın tacısınız. Seninle gurur duyuyoruz. Şimdi orada çekeceğiz. Bana video olarak çekip düzgün bir şekilde göndereceğim. Tamam mı? Yıkandıktan sonra başka hangi işlemleri? Ondan sonra burkeye giriyoruz. Burke neresi? Buraya dökülüyor. Buraya dökülen pancar bunun içinde şerbetle karışıp şu kule divizyonuna basar bu pompalarla. Kampanyamızın üretimi sezonun son günü. Sayın Vekilim gerçekten hayırlı bir şekilde geldi. Açılışı kendisi yaptı. Bu şekilde sezonu da kazasız belasız bir şekilde, başarılı bir şekilde bitirmiş oluyoruz bugün itibariyle. Sayın Vekilim bilindiği gibi 6 Eylül'de kampanyamız başladı. Bugüne kadar 200, 365 bin ton pancar işledik. Bunun karşılığında yaklaşık 46 bin ton şeker, 113 bin ton küsbe, 13 bin tonda yaklaşık melas elde ettik. Ürettiğimiz çok başarılı, verimli bir şekilde kampanyamız sürdü. En güzeli kazasız, belasız, büyük bir arızanın olmadan bitirmemiz de ayağınızın uğurlu gelişi bizi mutlu etti, bizi memnun etti. Sayın Vekilimin uğurlu elleriyle 11 Eylül'de açmış olduğumuz kampanyamızı bugün itibariyle sonlandırdık. Sayın Vekilim de hem açılışımızda hem kapanışımızda bizlerin arasında olması inanın bizleri bahtiyar eylemiştir, mutlu eylemiştir. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Malatya Şeker Fabrikası'nın en iyi düzeyde olması için Sayın Vekilimizin bize vermiş olduğu destekleri en iyi şekilde kullanarak Malatya Şeker Fabrikası'nı Doğu'nun yıldız fabrikası haline getirmeyi hedefliyoruz. Şeker fabrikamız hem bölgeye hizmet ediyor hem 600-700 çalışanımızın buradaki emektarımızın evine ekmek götürmesine vesile oluyor. Hem de ülke ekonomimize çok büyük katkıları var. Haliyle her taraftan faydalı ve gerçekten güzel bir tesis. Malatya'nın ve Türkiye ekonomisinin çok önemli can damarlarından biri Malatya Türk Şeker'deyiz. Öncelikle emekçi bütün kardeşlerimi canı gönülden kutluyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Sağ olun. Gurur duyacağınız bir Malatya Şeker Fabrikası var. Bu konuda emek çeken bütün emekçi kardeşlerime teşekkür ederken kıymetli yöneticimiz, müdürümüz Suat Bey'e ve çok kıymetli kardeşim sendika başkanı Nuri Başkan'a, Nuri Murat'a çok teşekkür ediyorum. Yıllara mahsar çok önemli bir mücadeleydi. Rahmetli Menderes'in döneminde atılmış bir adımla Malatya Türk Şeker faaliyete başlamış. Fakat 2002'de alınan, 2002 öncesi alınan özelleştirme kararı ile birlikte Malatya Şeker Fabrikası özelleştirme sürecindeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle o gün özelleştirme kapsamında olan Malatya Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamından çıkarıldı ve bugün Türkiye'nin en önemli şeker üretim merkezi haline geldi. Bu konuda emek sarf eden bütün kardeşlerime teşekkür ederken Türk Şeker Genel Müdürümüz Mücahit Halkan'a da verdiği tüm destekler için teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün biraz evvel Malatya Şeker'deki pancarın alınışından
yıkanmasına, dilimlenmesine, haşlanmasına, sonrasında ayrıştırılmasına ve arkasından toz şeker haline getirilip kristalize hale getirildiği süreci hep birlikte gezdik ve gördük. Bütün makinalarımız yenilenmiş, tazelenmiş ve yenilenen makinalarımızla birlikte Malatya Türk Şeker üretimine devam ediyor. Ve kampanya 110 gün sürdü. Kampanyanın ilk açıldığı gün 11.09.2021 tarihinde kampanyanın başlandığı gün buradaydık. Bugün de kampanyanın bittiği günde bir kez daha belediye başkanımız, teşkilat mensubu arkadaşlarımızla birlikte Malatya Türk Şeker'deyiz. Kampanya bitiş tarihi itibariyle pancar üreticilerimize toplamda 150 milyon para ödenmiş vaziyette. Aynı zamanda üretilen şeker 226 milyon, melas 24 milyon 750 bin lira ve küspe de 37 milyon 250 bin lira bedel tutmuş ve toplamında Malatya Türk Şeker'in ülke ekonomisine katkısı toplamda 300 milyon civarında bir bedelle Türkiye ekonomisine katkıda bulunmuş. Vatandaşlarımızın şekere erişiminde yaşanan sorunları da bu vesileyle ortadan kaldırmış vaziyette. Burada birinci cümlemiz şu: küspe beklentisi olan vatandaşlarımıza küspeler ulaştırıldı bir. İkincisi, küspenin bekletildiği yerde Malatya ile ilgili çok ciddi manada bir çevreyle ilgili sorun yaşıyorduk. Küspe tamamen vatandaşlarımıza ulaştırıldığı için şu an küspeden kaynaklanan koku ve çevre kirliliği ortadan kaldırılmış vaziyette. İkincisi, vatandaşımızın şekerle ilgili marketlerdeki alımlarında da herhangi bir sorun olmasın diye Şeker Fabrikası Genel Müdürümüz Mücahit Halkan'la konuştuk ve hemen şeker fabrikamızın arka bahçesinde bir şeker market oluşturuluyor. Bu şeker markette de vatandaşlarımız torbalar halinde, isterse de paketler halinde şeker fabrikasından şekerlerini alabilecekler. Yani şeker markette milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Onunla ilgili çalışmalar da bitmek üzere. Marketimiz bittikten sonra da vatandaşlarımıza satışa açılacak. Ben bir kez daha bu güzel çalışmayı yapan benim canım kardeşlerime, işçi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki onların da özellikle asgari ücretle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 4.250 lira zammı vermesinden dolayı çok büyük memnuniyeti ve teşekkürleri var. Bu konuda verilen desteklerin memurlarımız için de üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması, asgari ücretin üzerinden damga vergisinin ve gelir vergisinin kaldırılması da çok önemli adımdı. Geçici işçilerimizle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor.